Efendim, tekrar hoş geldiniz. Kalp sağlığı yerine biz şimdi kulak burun boğazdan konuşacağız. Biraz burnumuzun tıkalıklığından konuşacağız. Sorularınız varsa 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralardan bize başvurabilirsiniz. E-mailleriniz için draitu@tv360.com.tr. Konuğumuz kulak, burun, boğaz ve baş boyun cerrahi uzmanı operatör doktor Bahadır Baykal, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz de iyisiniz. Sağ olun. Bu çok geniş bir şey. Kulak, burun, boğaz, baş, boyun. Evet, çok geniş bir şey ama öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Tabii buyurun. Bugün 23 Nisan, evet. Uluslararası Egemenlik Çocuk Bayramı. Evet. Tüm ulusumuzun 23 Nisan Uluslararası Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Ve aynı zamanda Regaip Kandili. Evet. Herkesin de kandilinin kutlu olmasını diliyorum. Evet. Şimdi kulak burun boğaz tabii çok geniş bir alan. Ama dünyanın her ülkesinde artık spesifik cerrahi dönemi açıldı. Ben de kulak burun boğaz baş burun cerrahisi uzmanıyım ama daha ziyade burun tıkanıklığı, burun cerrahisi, estetik ve fonksiyonel burun ameliyatları ile ilgileniyorum. Bunun da daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bir alana yönelmek daha iyi. Daha özelleşme. Çünkü hakikaten şimdi onun için evet. Onu vurguladım. O kadar geniş bir şeyden evet. Bahsediyoruz ki. Tabii geniş derken belki izleyicilerimiz şöyle düşünebilirler. Hani ne var? Burun, ağız, boğaz, biraz da boyun. Şöyle şu kadarcık bir alan ama o evet. Alanın içi o kadar karışık ki. O kadar İnanılmaz. Çok oluşum var ki orada. İnanılmaz. Onun için çok büyük diyoruz. Siz diyorsunuz ki ben daha çok fonksiyonel ve evet. Estetik iki türlü de burnun yapısıyla ilgileniyorum. Peki evet. Burun tıkanıklıkları çok görüyoruz ve demin hani Nermin Hoca ile de konuştuk. Şehirleştik ya. Hı-hı. Şehirleştikten sonra bu işler çok fena oldu. Neden? Kaloriferde kuruyor gece. Sabahleyin bakıyorsunuz burnunuz sızıntı, kanamış ya da kupkuru bir burunla uyanıyorsunuz. Ya da boğazınız buralara kadar kurumuş gece şeyden. Yani o açık havada, temiz havada, dışarıdan havanın şey bile değişti. Pencerelerin eskiden doğramaları ahşaptı. Havayı ister istemez geçirirdi zamanca. Şimdi çift camlar, şunlar bunlar. Evin içi hiç hava almıyor artık. Tabii. Bunların hepsi etkili mi? Tabii. Burun tıkanıklığına etkileyen çok faktör var. Yani bir kere alerji, demin doktorum anlattı, çok önemli bir faktör. Bahar mevsimine giriyoruz. Ama onun dışında özellikle anatomik nedenler çok fazla. Bunun en belirgini de burun eti büyümesi ve burunda kemik kıkırdak dediğimiz deviasyon problemi. Bunlar toplumun yaklaşık %90'ındaki burun tıkanıklığı nedenidir. Ama bunun dışında mesela çevrenizde görürsünüz deviasyon ameliyatı olmuş veya burun eti operasyonu geçirmiş. Hala burun tıkanıklığı devam eden pek çok hasta var. Onlarda da aslında farklı nedenler var. Yani burun içerisinde burun dinamik bir yapı olduğu için işte valf bölgesi, burun kanatları bunların yetersiz açılıp kapanması, burun cildinin çok kalın kıkırdağın ince olmasının burun ucunu biraz aşağı doğru çekmesi. Yani o kadar çok faktör var çok ki. Çok özür dilerim. Burada bir parantez açmak istiyorum. Burun bu kadar fonksiyonel bir şey mi? Bizim için yani burun hani sonuçta iki deliği olan bir şey. İçe hava bir yerden giriyor bir yerden çıkıyor. Siz sanki onu böyle şey uçak gibi tarif ettiniz. Kanatları var, flapları aynen. Var, şunları bunları var. Aynen. Çok fonksiyonel bir organ. Dinamik bir yapı. Dolayısıyla hatta burun içindeki konk adını verdiğiniz burun etleri aslında şimdi bir organel olarak kabul ediliyor. Nedir o konkalar? Konkalar burnumuzun iç kısmında hemen dış yan duvarında burun içerisinde müstakil kemikler vardır. Bunların üzerinde biliyorsunuz dokular vardır, mukoza vardır. Bu mukozanın çok ödemlenmesi durumunda, çok şişmesi durumunda dokunun şişmesiyle beraber işte burun eti büyümesi dediğimiz sıkıntı meydana gelebiliyor. Ama bunların tabii burun etlerinin görevi var. Yani tamamen alamazsınız. Ne yapıyor? İşte aldığınız nefesi nemlendiriyor, ısıtıyor, içindeki partikülleri filtre ediyor. Dolayısıyla bizim için çok önemli yapılar. Yani bir organ gibi görev yapıyor. Bu nedenle hayati öneme sahip. Evet, peki bunlar hem nemlendiriyor hem hareketlendiriyor bir sürü şeyler. Eskiden bunları ameliyatla alıyorlardı. Yani bayağı evet. Ciddi oranda tıraşlanıyordu bunlar. Evet. Ama galiba şimdi artık organ olduğu kabul edilince organlarımızı kolay kolay feda etmiyoruz değil mi artık? Aynen öyle. Şu anda çok konservatif yaklaşıyoruz. Yani mümkün olduğu kadar burun etlerini küçültmeye yönelik ama içerisinden doku ya da parça çıkarmaya yönelik girişimler yapıyoruz. Zaten hava kirliliği olmazsa, alerji olmazsa, sigara içmezsek, sağlıklı bir yaşam sürersek çok sıkıntı olmaz. Ama burunda deviasyon dediğimiz kıkırdak kemik eğriliği varsa
bunun mutlaka düzeltilmesi gerekebilir. Çünkü kişi hayat kalitesinden fedakarlık etmek zorunda kalabilir. Gece uyursunuz, sabah kalktığınızda ağzınız açık uyanırsınız. Ağzınız kuru kalkarsınız. Gece horlarsınız ve uyku apnesi dediğimiz yorgunluk, ertesi güne sarkan sersemlik hissi, bu tip belirtiler olabilir. İşte biz bu tip durumlarda mutlaka burun tıkanıklığının cerrahi olarak tedavi edilmesini öneriyoruz. Evet, peki burun tıkanıklığıyla başladık ama tabii burnun yapısı da bizim için çok önemli. Genel estetik anlamda da çok önemli. Şimdi şunu soracağım. Estetiğini ve detaylarını konuşacağız ama burnunda alerjik yapısı olan ki şimdi artık dedim ya giderek daha çok rastlıyoruz. Yani burun içiyle sıkıntısı olan insanlar. Bu insanların burun estetiği yaptırdığında problemi geçer mi, devam eder mi? Ya da yani onlarda zor mudur bu işi yapmak? Şimdi burun tıkanıklı olan, deviasyon olan insanlarda aslında estetik olarak da düzeltme yapılabilir. Bu kişinin isteğine bağlı olabilir ama bazen de burun şekli o kadar deforme ki, yani burun şekli o kadar bozuk ki sadece içeriden bir düzeltme kişinin nefesini asla yeterli hale getirmez. İşte biz bu tip durumlarda hem estetik hem fonksiyonel ameliyatlar yapıyoruz. Yani hem burun şeklini değiştiriyoruz hem de burundaki tıkanıklık olan kısmı düzeltip hastaya hem doğal hem fonksiyonel hem de görsel olarak daha bir güzel, daha hoş bir burun vaat ediyoruz bir şekilde. Evet. Bir sorumuz var müsaade ederseniz. Buyurun. Merhabalar. Nefes almakta zorlanıyorum. Burnumda kemik olduğunu öğrendim. Estetik yaptırırsam bir düzelme olur mu? Tabii şöyle, tabii ayrıntılı muayene yapmak gerekiyor ama burnunuzun içerisinde kıkırdak ve kemik eğriliği düzeltildiği zaman dış şekli değişmez. Ama onunla beraber estetik de yaptırabilirsiniz. Hem estetik hem fonksiyon olarak hem dış şekli hem iç kısmı istediğiniz gibi ya da yüzünüze uygun hale getirecek şekilde düzeltilebilir. Peki bir şey söyleyeyim. Şöyle bir yan döner misiniz? Bir görelim bakalım. Biraz daha bana doğru dönün. Hafif tamam. Evet. Estetiğe ihtiyacı var mı? Çok da fazla olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten yani, güzel bir siz bir estetik derseniz bu problem mi olur? Çünkü yani o buruna ne estetik yaptıracaksınız zaten ya. Ama hava alamıyorsanız tabii o başka bir şey. Onu mutlaka yapmak lazım. Belki, çünkü nefes almak önemli değil mi? Evet, şimdi bize çok hastalığımız geliyor. Yani bazen çok fazla problem olmuyor ama mesela burun ucunu çok dolgun görüyor, çok şiş görüyor. Onların düzeltilmesini isteyebiliyor. Küçük rötuşlar isteyebiliyor. Bak, hemen Bahadır Bey şeyi koydu, teşhisi koydu. Şöyle tutun mikrofonu. Nedir? Ucunu mu şey yapıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Ben 10 yaşlarındayken yüzüstü düştüm. Evet. Ve burnumun şurasında bir şişkinlik oldu. Yani sağ taraftan bakılınca farklı, sol taraftan bakılınca farklı. Evet. Hangisi iyi taraf? Bir soldan bakıyoruz şimdi. Şimdi şöyle de bir durum var tabii. Siz onu diyorsunuz ama aslında Türkiye'de insanların Anadolu coğrafyasında yaklaşık %60'ında orta yüz deformitesi var. Yani yüz asimetrisi var. Sağ ve sol tarafımız eşit değildir. Bu da sağ ve sol profilden bakışı etkileyebilir. O aslında sadece düşmenizle alakalı olmayabilir de. Ama bunların değerlendirilmesi lazım. Ama programdan sonra size mutlaka düşmeseydiniz de yani. O sizin birbirine benzeme farklı dediğiniz şey belki olacaktı. Onun için onu dert etme. Bir soru daha var orada galiba. Geçirelim. Evet hocam. Benim de şöyle bir sorunum var. Ben sağ tarafıma yan yattığım zaman nefes alamıyorum. Zorlanıyorum. Fakat sol tarafıma döndüğümde gayet rahat alıyorum. Onun sebebi nedir? Bir uzmana da gitmedim. Bir şey soracağım. Eşiniz sağda mı yatıyor, solda mı? Sağ tarafımda hocam. Sağda yatıyor değil mi? Evet. Oraya dönünce alamıyorsunuz evet, nefes. Evet, aynen öyle. Neyse, o onunla ilgili değildir herhalde. Ben yine değil de bir yani, sorayım. Değil yani, evet. Tabii sizinle ilgili de muhtemelen burun etlerinizde bir sıkıntı vardır. Kompansatif olarak bir taraf büyüyor, küçülüyordur. Bununla alakalıdır. Tabii onu ayrıntılı muayene etmeden bir şey demek doğru değil ama ya kolka probleminiz vardır burun eti ya da deviasyonla ilgili bir sorununuz vardır. Size de yardımcı olalım. Teşekkür ederim. Peki. Sağ olun. Efendim bir telefonumuz var. Ergun evet. Kara Ankara'dan bizi arıyor. Günaydın efendim. Günaydın. Nasılsınız? İyi sağ olun. Sizleri dinliyoruz daha iyi oluruz. Sağ olun. Buyurun efendim sorunuz ve sorununuz. Evet sorun şu. Bende kulak çınlaması başladı. 2 aydır. Önce biraz bunun için gittim. Doktor Bey devam ederse gel dedi de ben henüz daha gitmedim. Bu arada sizi dinleyince Doktor Bey de bu konuyu tekrar bir sorayım dedim. Bu konuda neler söyler diye.
rahatsızlık veriyor biraz. Yatarken özellikle sessizlik esnasında daha çok belli ediyor bariz bir şekilde. Peki. İkincisi, ben burun ameliyatı oldum. Bende de vardı bu deviasyon sıkıntısı. Fakat şu an yine nefes almada problem yaşıyorum. Bunun için de yine gitmem lazım. Bunu da biliyorum ama bununla bağlantılı mı onu soracağım doktor beye. Sürekli bir geniz akıntısı ve böyle öksürme hissi veren bir hal yaşıyorum. Peki. Bunlar neler söyler? Hemen soralım. Ergun Bey daha önce burun ameliyatı geçirmiş, deviasyonu varmış, o tamir edilmiş. Şu anda kulak çınlaması var. Bir de geniz akıntım var. Acaba bunlar da birbiriyle ilişkili mi? Nedir? Daha ne yapalım diye soruyorum. Daha önce dediğim de 20 sene önce. Evet. Şöyle söyleyeyim. Ameliyat yani 20 sene önce. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Geçmiş olsun. Deviasyon problemi nefes almayı etkilediği için sinüzite ya da geniz posto zaten geniz akıntısı neden olabilir. Ve deviasyon ameliyatı olmasa hemen devam ediyorsa ve burun tıkanıklığı da varsa belki bir revizyon operasyon, ikinci bir düzeltme operasyonu gerekebilir. Ama kulak çınlamasıyla direkt bağlantısı var mı? Bir şey demek zor. Çünkü kulak çınlamasının çok fazla nedeni var. Bunların çok detaylı araştırılması gerekir, siz de biliyorsunuz. Ancak oradan sonra bir şey demek gerekir. Sanmıyorum kulakta bir bağlantısı olacağını. Çok nadir bir şey olabilir. Belki sıvı birikmesi dediğimiz seriz otit efüzyon otis medya olabilir. Ama onun dışında çok bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama şuna bağlayalım. Deviasyon operasyonu olup da ya da burun ameliyatı geçirip de nefesi düzelmeyen çok hasta var. Ya ben kendi pratiğimde de bunu rastlıyorum. Yani vakalarımın yaklaşık benim ameliyatlarımın yaklaşık %50'si şu anda revizyon hasta. Ya mesela Türkiye'de yeniden değil. Yapılıyor yani. Tabii yani dünyanın her yerinde aynı şekilde. Yani benim Avrupa'dan ya da yurt dışından gelen hastalarım da var. Onlar da ameliyat olmuşlar mesela ve düzelmemiş ve Türkiye'ye gelebiliyorlar. Veya Türkiye içinden de aynı şekilde gelebiliyor. Demek ki biz burada şuna önem vereceğiz. Deviasyonumuz varsa, burunda problemimiz varsa spesifik olarak sadece burunla ilgilenen cerrahları tercih etmek özellikle zor vakalarda sizin ameliyattan sonra sıkıntı yaşama şansınızı ortadan kaldıracaktır veya azaltacaktır. Yani buradan böyle bir evet. şey çıkarmakta Peki, fayda var. Peki Ergun Bey bu deviasyon ameliyatı olmanıza rağmen eğer hala orada sıkıntı varsa bu post nazal dediğimiz arkadan o dediğiniz akıntıyı yapabilir diyor hocamız. Onun için tekrar onun bir araştırması lazım. Çınlamaya gelince, çınlamada tabii bir sürü duyma testi şudur budur bir takım testler yapılıyor önce. Onun sonucunda bir karar veriliyor. Mutlaka onun da araştırmasını yapın. Çünkü günümüzde artık bir sürü konuda bu çınlamayı azaltıcı etkisi olan aletler, tedaviler var. Onları da kullanabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz evet. bizi aradığınız için. Ankara'ya sevgiler diyoruz efendim. Ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet. Şimdi o zaman biraz bu akıntıyı konuşalım. Bazı insanların burnu sürekli akıntı yapıyor. Bu deviasyonla alakası var mı bunun? Evet. Ya alerjidir veya işte bu hava kirliliği, sigara bunlar da yapabilir ama deviasyon da neden olabilir. Sık enfeksiyon geçirmemize sebep olarak böyle bir durum yapabilir. Ama şöyle eskiden mesela eskiden derken sigara yasağından önce girdiğiniz yerlerin içi duman altı oluyordu. Yani bir kapalı mekana girdiğinizde ya ben şimdi aklımdan silinmiş. Halbuki yıllarca oralarda yaşadık ama gerçekten şimdi birisi böyle ufacık bir kibrit çaksa hemen dönüp bakıyoruz. Niye ne oluyor? Bir yerde bir sigara mı içiliyor diye. Böyle yerlerde yaşamışız. Ama o zaman bile şikayetlerimiz bu kadar çok değildi galiba. Niye evet. artıyor bizim bu şikayetlerimiz? Çünkü çevresel faktörler çok fazla. Sadece sigara kirli değil, dış ortam, hava kirliliği artmış durumda. Mutlaka yediğimiz gıdalar, besin şeklimiz, yaşam şeklimiz bunların hepsi bunları etkiliyor. Sadece tek bir faktöre bağlamamak gerekir. Evet yani yaşam bu şehir yaşamı galiba her şeyi maalesef, biraz maalesef. Biraz bizim doğamızın dışına çıkartıyor, problem evet. yaratıyor. Peki gelelim şuraya. O zaman biraz biz bu burun tıkanıklığının deviasyon ameliyatları hepsini konuşalım. Biraz da işin estetiğine gelelim Hı. isterseniz. Şimdi... Mesela şöyle bir soru sorayım. Var mı aklınızda şöyle kabaca bir rakam? Burnunda solunum sıkıntısı olan gelenlerin kaçı yanında yapmışken biraz da şunu şeklini düzeltin diyor. Yüzde kaçıdır? Valla bu tabii cerraha göre değişir ama bana gelen hastaların yaklaşık %75'inde burun tıkanıklığı da var zaten. Yani hep kafasının bir kenarında ben bir gün estetik olmak istiyorum diyor ama o güne kadar cesaret edememiş. Ama sonra burun tıkanıklığı çok arttığı için
hadi diyor ben gelmişken ikisini de beraber yaptırayım diyor. Sadece görsel amaçlı, yani kozmetik amaçlı, estetik amaçlı ameliyat olmak isteyen hasta da %25 gibi bana gelen hastalarda. Bunların kadın erkek oranı da değişmekle beraber mesela son zamanlarda erkek hastalarımın da sayısının epey arttığını görüyorum. Neredeyse başa baş yani kadınlarla %50, %50 gibi bir oranda gidiyor. Bu tabii aslında dünyadaki trendle aynı. Yaş grubu olarak da her yaştan hastamız var. Yani 58 yaşında rinoplasti yaptığımız hastamız da var. 18-19 yaşında da var. Bu biraz tabii kişinin kendi taleplerine bağlı. Peki günümüzde bu burun estetiğinin geçmişe göre avantajları neler? Yani ne var yenilik ki siz bu işi ben şu anda eskisine göre çok daha iyi yapıyorum diyebiliyorsunuz? Evet. Bir kere kendi bilginiz ve deneyimiz her sene gelişiyor. Yaptığınız işten mutlaka belki hatalar yapıyorsunuz, kendi yaptığınız iyi sonuçları görüyorsunuz ve bunlardan bir sentez çıkararak bir sonraki ameliyatta bunların hepsini kullanmaya çalışıyorsunuz. İkincisi tabii ki bu ameliyatın daha başarılı olması için özel üretilen aletlerin sayısı belki arttı. Yani sizin bir törpü için kullandığınız veya işte keski için kullandığınız aletler çok daha farklı olmaya başladı. Onun dışında yeni teknikler her zaman gelişiyor. Yayınlar ortaya çıkıyor. Herkes bir yandan çalışıyor ve nasıl bu işi daha iyi yapabilirim peşinde. Bunları takip ettiğiniz zaman da hastalar için hem daha doğal sonuçların olacağı, hem daha konforlu bir sürecin yaşandığı, hem de ameliyat sonrası daha fonksiyonel bir buruna sahip olacağı burun estetiği ameliyatı artık mümkün. Evet, ben ama bütün bunlardan şu mesajı çıkartıyorum, bilmiyorum doğru mu? Diyorsunuz ki burun ister işlevi, ister estetiği olsun ama doktoru burunla uğraşsın. Aynen öyle. Yani çok, evet bunlar güzel ama yani çok güzel. İllaki o burunla uğraşsın. Evet. Çünkü bu yeterince komplike bir alan zaten burun. Yani aynen hani öyle. Bir insanı yeterince doldurur bunu bu konu diyorsunuz. Kesin, öyle anlıyorum. Kesin. Yani şimdi siz Türkiye'de mesela ben diyorum ki burun estetiğiyle sadece burun fonksiyonel burun ameliyatları uğraşıyorum dediğimiz zaman ya o kadar şey olur mu sizin hani nasıl? Halbuki çok yoğunuz. Çünkü çok fazla bu konuyla ilgili talep geliyor. Ama hangi işle uğraşırsanız uğraşın. Çok spesifik çalıştığınız zaman belli bir şeyde iğmeyi yakaladığınız zaman mutlaka siz için hem sizin için daha iyi olur hem hastanız için daha iyi olur. Mesela Amerika'da ben biliyorum sadece revizyon burun estetiği üzerine spesifik çalışan cerrahlar var. Yani önceden ameliyat olmuş ama tekrar ameliyata ihtiyacı olan, tabii, estetik ameliyata ihtiyacı olanlar üzerine çalışan, evet, cerrah. Yani şöyle tıp fakültesini okumuş, uzmanlığını yapmış, uzmanlık sonrasında belli ameliyatlara yoğunlaşmış, sonrasında burunla ilgilenmeye başlamış, sonrasında burun estetiği uğraşmış, şimdi sadece revizyon burun estetiği yapıyor. Başka bir şey uğraşmıyor. Ama tabii sonuçları mükemmel oluyor. Böyle insanlara tabii ihtiyacımız var. Her alanda aslında böyle. Ne kadar spesifik çalışırsanız o alana o kadar fikse olursunuz ve başarılı olma şansınız bilgi artar. Bilgi ve tecrübe birikimi tabii özel bir alana teksif edilince tabii, o zaman çok tabii daha ilerliyor. Peki şöyle sorayım. Eskiden tabii bu burun estetiğinde bir takım şeyler. Mesela burnu düştü. Burun, hı-hı, düştü, burun düştü. Şimdi size, hı-hı, o revizyona gelenler ne diye? Solunum diye mi geliyorlar yoksa burnumun şeklinden mutlu değilim diye mi geliyorlar? Şimdi Aytu Bey, siz de doktorsunuz, ameliyat da yapıyorsunuz. Her ameliyatın sonucunda bazı komplikasyonlar olabilir. Bu bir defa normal bir şey. Bu doktordan da kaynaklanabilir, kişinin kendi dokusundan da ameliyat tekniği her şeyi etkileyebilir. Ama burun estetiği sonrasında eğer hastanın burnu düşmüşse bu gerçekten önemli bir sorundur. 4-5 saat, 6 saat süren ameliyatlar vardır. Kaburgadan kıkırdak alabiliriz, kulaktan kıkırdak alabiliriz, dokular alabiliriz. Bunlar hakikaten ağır operasyonlardır. Ama siz burun estetiği olmuşsunuz, 15-20 dakikalık, 20 dakikalık çok minör bir revizyon, küçük bir düzeltme gerekiyorsa bunu aslında çok böyle bir revizyon olarak görmemek gerekir. Bu olağan bir şey diye, yani işin tabiatında var diye görmek gerekir. Ama bugün dünyadaki en iyi standartlarda bile her 100 burun estetiği vakasında 2 ya da 3 tanesi revizyona gidebilir. Bunlar da 20-25 dakikada küçük müdahalelerle düzeltilebilir. Ama burun düşmesi, burun ortaçasının eğrilmesi bunlar hakikaten gross büyük patolojiler. Büyük şeyler. Peki bir telefonumuz daha var. Son, tamam, olarak onu alalım. Elanur Hanım bizi arıyor. Günaydın efendim. Günaydın Aytu Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Konunuza da hoş geldin diyorum.
Sağ olun. Bahadır Bey'e bir sorum olacaktı benim. Buyurun. Ben burnumun bir tarafında kemik eğriliği, bir tarafında da et büyümesi var. Bir de alerjik yapım var. Bu alerjik yapım da 50 yaşından sonra ortaya çıktı. Daha önceleri yoktu. Yani bahar ayı benim için bir cehennem haline geliyor. Yani böyle burnum tamamen tıkanıyor. Nefes alamıyorum. Ve şeyler oluşuyor. Antibiyotik kullanmadan da düzellemiyorum. Sonra ben bunu ameliyat ettirmek istedim. Fakat bana açık ameliyat yapabiliriz dediler. İlk önce kabul ettim, daha sonra korktum yani. Geri vazgeçtim yaptırmaktan. Yani başka bir doktora gittim. O da şeyle, lazerle küçültebiliriz dediler. Yani hepsi farklı bir şey söylediği için tereddütte kafa kaldım. Bugüne kadar da bir türlü karar veremedim. Her bahar ayı geldiğinde ben bu sıkıntıları yaşıyorum. Ve burnumdaki bu şey nasıl yani açık ameliyat olmadan düzeltilebilir mi? Bu kemik eğriliği ve et büyümesi. Elanur Hanım, bir şey soracağım. Açık ameliyat deyince gözünüzün önüne ne geliyor? Yani burnumu tamamen böyle kaldıracağını söyledi doktor. Açacağını böyle, yaracağını. Peki. Peki ben şimdi o zaman hemen Bahadır Bey'e soruyorum sorunuzun cevabını. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten haklısınız. Bir yanda eğrilik, bir yanda kemik, öbür yanda alerji. Burun evet. Durduğu zaman hayat insana hakikaten cehenneme yaşanmaz dönüyor. Oluyor. Peki çok çok teşekkürler. Cevabınızı şimdi verecek Bahadır Bey efendim. Aradığınız oldu. İçin sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Valla şöyle, benim ameliyatlarımın %90'ı neredeyse açık teknik ameliyat. Ama kapalı teknik de yaparım. Yapıyoruz da. Ama kapalı teknik yıllar önce, 100 sene önce bulunmuş bir teknik ve kapalı teknik yetersiz kaldığı için son 20-25 senedir açık teknik çok revaçta. Amerika'da bütün burun estetiği ve fonksiyonel burun ameliyatlarının %90'ı açık teknik yapılır. Ya burnunuz tamamen açılmaz, böyle bir şey söz konusu değil ama yani bence öyle bir korku var. Yani evet. Burnumu açıp böyle yukarıya evet. kadar kaldıracaklar gibi düşünüyor. Evet. Herhalde böyle evet. bir şey yok yani, sadece şuraya açıyorsunuz. Evet, tabii sonuçta bir çok küçük bir kesi oluyor ve sonuçta açtığımız yeri kapatıyoruz, merak etmeyin. Ve çok güzel olur sonuçlar. İyi bir açık teknik operasyonla başarı şansınız inanılmaz yüksektir. O yüzden korkmayın. Ağrısız anlamında da öyle çok fazla ağrısı duymazsınız. Yani ben ameliyatlarımdan biliyorum. Çok fazla ağrısı duyan hasta sayım çok azdır. Onlar da ağrı kesici iğnelerle, haplarla son derece rahatlarlar. Yani korkacak bir şey yok diyor operatör doktor Bahadır Baykal. Çok çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için efendim. Sağ olun. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar beraberiz. Sağ olun.